Merhaba arkadaşlar, Zafer'in yanındayım. Komandip tablasına bakayım. Evet, orta bölümü çalışmışlar. Ortanın sol tarafında bakıcı arıların pislikleri var. Bakıcı arılar ortanın soluna doğru kaymış. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Evet arkadaşlar, içini karıştırdığımda mum kurdunu söktüklerini rahatlıkla görüyorum. Yani arı o sol tarafta verdiğim mum kurdu olan güneşte bırakıp içine vermiş olduğum çerçevelerdeki mum kurdu olan bölümleri komple sökmüş ve aşağıya atmış bu hafta. Temizledim alt tepsiyi. Tabi sökebilmesinde formik asitin de etkisi var. Yaptığım fıspısın da etkisi var. Yaptığım fıspıs yumuşatmış. Yumuşatınca petekleri daha kolay temizleme imkanı olmuş. Formik asit de mum kurtlarını rahatsız edip mum kurtlarının petek gözünden açığa çıkmasını sağlıyor. Açığa çıkınca tabi arılar mum kurtlarını daha kolay görebiliyorlar. Mum kurtları saklanamıyor bal mumunun içinde. Evet. Evet. Arılar şurubu çekmemişler. Demek ki dışarıdan bal geliyor. Suyu yarıya kadar içmişler. Özümde. Kekini alayım. Suyunu bugün tekrar yenileyeceğim. Evet, bu yalayacak oldukları çerçeve. Bayağı yalamışlar. Çekmişler. Şimdi. Tamam. Şurupları. İçmediniz. Güzel. Zaten dışarıdan bal giriyorsa şurup versen de içmiyor. Şu kim ne yaptı ara? Evet, ön dışın ballarını temizlemiş.
Bal stoğu vardı burada. Burada da polen stoğu vardı. Yumurta atmış mı diye bakıyorum. Herhangi bir yumurta atma durumu yok. Evet. Ve polenleri çekmiş kullanmış. Şimdi bu polenleri nereye kullanmış? Ona bakalım. Yavruya mı kullanmış? Evet. Yumurta yoktu geçen sefer. Bunda. Şimdi varmış, şimdi de yok. Evet, bu tarafta var. Buraya günlükler vardı. Günlükler kapanmış. Aynı zamanda biraz stok koymuş buraya. Şimdi bu birinci yavru çerçeve. Şimdi şuraya bakalım. Ne var? Burası full kapalı. Ana ara buradan diye bakıyorum. Ana ara burada değil. Bazıları çıkmaları yaklaşmış. Evet, burası da kapalı. Evet, ana ara burada. Ana ara burada. Şimdi arkadaşlar, bu ikinci çerçeve, yavrulu çerçeve. Evet, bu üçüncü yavrulu çerçeve. Arkasında da yavru var, bunun güzel. Arkasında da yavru var. Şu an üç çerçeve arı. Şimdi şuraya bakayım. Duvar çerçevesi yapmış mı? Evet, burayı duvar çerçevesi yapmış. Herhangi bir günlük yumurta var mı diye bakıyorum. Günlük yumurta yok. Ve dışarıdan gelen polenlerin bir kısmını buraya koymuş ama bu gösteriyor ki şu an dışarıdan gelen polen miktarı mevcut yavruya yetmiyor. Evet. Dışarıdan polen, gelen polen yetmiyor. Şimdi havalar sıcak gidiyor. Ben İlk defa bu sene demare yöntemi, zayıf arıda demare yöntemi deneyeceğim. Kuvvetli arıda 2, 5 ve 9. çerçevelere bal akımında veriliyordu. Ve başarılı oluyordu. Hem oğul önlüyordu, hem dışarıdan gelen polen blokesini önlüyordu. Şu an Mayıs'ın 15'i yaklaşıyor. Mayıs'ın 15'inden sonra bir ani polen akımı oluyor. Yaklaşık bir haftada 3-4 çerçeve polen doluyor. Ben hem polen blokesi olmasın diye hem de ana memesi dikmesin diye şu an zayıf arıda demare yöntemini uygulayacağım. Onun için yapacağım şey yavrulu arıların arasına birer tane çerçeve koyacağım. Yani birini buraya, birini buraya, 1, 2, 3 çerçevenin arasına 2 tane yavrulu çerçeve, boş çerçeve koyacağım. Yani 3'e bölmüş olacağım. Normalde yavrulu alan bölünmemesi gerekiyor ama hem dışarıdan gelen polen blokesi olmasın diye hem de önümüzdeki hafta dışarıdan bir akım beklediğim için sıkıntı yaşamasın diye bu şekilde yapacağım.
Bir tane duvar çerçevesi aldım. Bunun herhangi bir üşüme yapmasın. Gece zaten soğuk değil ama hem üşüme yapmasın hem arı duysun diye bunun sırlarını açıyorum. Gıda sıkıntısı çekmesin diye. Yöntemi ilk defa deneyeceğim için başarılı olup olmayacağını bilmiyorum. Normalde 7 çerçeveli arılarda 5 Haziran'da bu yapılabiliyor. Şimdi bunun üstüne dezenfektandan sıkıyorum. Evet, arılar hemen gelmişler. Bunun üstüne onları yemek için. Sularını açayım. Kovanın kenarında hemen tarlacılar bedava mal için hadi az açılın. Hadi gençler, hadi. Tek tük mum kurdu olsa da onların şu an için bir zararı yok. Arılar onları temizler. Camlarını kırarlar onlar. Evet. Bunu şimdi araya koyuyorum. Evet. Şimdi bir tane daha. Evet, stok çerçeveli olan başka çerçevem yok. Şu geçen en solda yalattığımı alıyorum. Yine ona dezenfizik bir kısmında da ölen artıkları var ve şurup, geçen seneki şuruptan kalan şeker artıkları var. Güzelce sıktım. Dezenfektanı dezenfektandan sıktım güzelce. Yumuşasınlar diye. Evet. Şimdi bunu da diğerinin araya, yani diğer taraftaki yavrulu alanın tam arasına. Böyle. Ve sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Üstüne kek yatırıyorum, tam yavrulu alanın üstüne. Keki yatırdım. Arkayı da kapatayım herhangi bir
şube olmasın, sıkıntı olmasın diye. Şu an yavrulu alanın üstünü kapattım. Kenarda şurup var. İçmedi. Ve bakalım polen gelişi olacak mı? Ana arı verdiğim iki peteğe yumurtama yapacak mı? Hep beraber göreceğiz haftaya. Çukat kapattım. Üstten sacdan dolayı içeriye sıcaklık vurmasın diye. Evet. Dışarıdan şu anda polen gelmediğini rahatlıkla görebiliyorum. Evet. Polen gelişi yok. Olanlar da çok az. İçeride polen ikek. Mecburen vermek zorunda kalıyorum. Ara ara polen kesiliyor çünkü. 5 gün polen gelmese arılar polen stresine girebiliyorlar. O kadar bağır, o kadar yavru yiyecek bir şey bulacak kendisine. Evet, şu an hala dışarıdan bal geliyor. Herhangi bir polen gelişi yok. Etraf çiçek dolu. Ama polen gelişi yok. Pamucaklar henüz daha başlamadı polene. Mayıs'ın 15'inde başlayacaklar. Kıştan kalan hem mum kurtlu ya da ballı, şuruplu olan çerçeveleri de bu şekilde mum eritme yerinin üstüne koydum. Arılar bunun son bir temizliğini yapacaklar, yalayacaklar. Sonra bu petekler eritilecek. Eriteceğim bunları.